akşamlar. Ana Haber'e hoş geldiniz. Türkiye ve dünya gündeminden sıcak başlıkları paylaşacağız ama önce bugünün manşetlerine bakacağız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd James Austin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan görüşmede bölgesel güvenlik ve ikili savunma işbirliği konularında görüş alışverişi yaptı. O görüşmenin ayrıntılarına bakacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto para platformlarından kullanıcı bilgilerinin talep edildiği haberleri üzerine bir açıklama yaptı. Bakanlık, kripto paranın suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı konusunda yoğun olarak kullanıldığı için Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun bu suçları önlemek ve takip etmek adına platformlardan bilgi talep ettiği bilgisini paylaştı. Hazinenin o açıklamalarının da ayrıntılarını konuşacağız. Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün yatırımcılarla bir araya geldi. Yatırımcı toplantısında sıkı para politikası duruşunun gerekliliğine vurgu yaptı Merkez Bankası Başkanı. Türk lirasının itibarının korunması ve enflasyonla mücadele kararlılığı bir kez daha vurgulandı. Ve Mart ayında ihracat rekoru geldi. İhracat geçen senenin aynı dönemine göre %42.2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara çıktı. Böylece tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşılmış oldu. Ve bugün sıcak bir haber. Türkiye ile Azerbaycan arasında 10 Aralık 2020'de imzalanan kimlikle seyahat protokolü yürürlüğe girdi. İki ülke vatandaşları artık bugünden itibaren karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan yeni kimlik kartıyla yapabilecekler. Kısaca özetler böyleydi. Çok daha fazlasıyla ana habere başlıyoruz. Bugün ekonominin manşetinde ihracat rakamları var. Mart ayı ihracat rakamları açıklandı. Geçen sene kapanmaların etkisiyle birlikte bir anda düşen ihracat bu sene rekor kırdı. Tüm zamanların Mart ayı rekoru paylaşıldı. Mart ayında ihracatımız geçen sene Mart ayına göre %42.2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaşmıştır. Türkiye 2021 yılında üst üste ihracat rekoru kırmaya devam ediyor. Ocak ve Şubat aylarında yaşanan rekorları Mart ayı da takip etti. 18 milyar 985 milyon dolarlık ihracat tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Daha şimdiye kadar 18 milyar doları bile gerçekleştirememiştik. Biz 19'u bulduk çok şükür. Rakamları Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gür'le birlikte açıkladı. Mart'ta ithalat %25,8 artışla 23 milyar 679 milyon dolar olurken dış ticaret açığı da %14,2 düşüşle 4,7 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %80,2 olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde de ihracat %17,3 artış gösterdi ve 50 milyar 23 milyon dolar oldu. Böylece son iki çeyrekte Türkiye'nin ihracatı üst üste 50 milyar doları aştı. İhracatta otomotiv sektörü 2,9 milyar dolarla yine başı çekti. Onu kimyevi madenler ve hazır giyim sektörleri izledi. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'ne 27 ülkeye ihracatımızın %47 artışla 7,9 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak 41,4'lük ihracatımızdan pay aldığını görüyoruz. Otomotiv yine ihracat lideri oldu. Kocaeli yılın ilk çeyreğinde 1,9 milyar dolarlık otomotiv ihracatına imza attı. Yine aynı dönemde en büyük ihracat pazarı Almanya oldu. Mart ayında tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşılırken bu rekora en büyük katkı otomotiv sektöründen geldi. Otomotiv endüstrisinde bu yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat gerçekleştiren ise Kocaeli oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 69 ilden otomotiv ihracatı yapılırken Kocaeli 1 milyar 920 milyon 947 bin dolarlık otomotiv dış satımıyla zirvenin sahibi oldu. Bu dönemde 1.9 milyar dolarla Bursa ikinci, 1.3 milyar dolarla İstanbul üçüncü ve 1.2 milyar dolarla Sakarya dördüncü sırada yer aldı. İlk çeyrekte en büyük ihracat pazarı ise Almanya oldu.
Bu dönemde Almanya'ya 1.1 milyar dolar otomotiv ihracatı gerçekleştirildi. Almanya'yı 927 milyon dolarla Fransa ve 757 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Serbest ticaret anlaşmasının imzalandığı Birleşik Krallık'a otomotiv ihracatında %20,6'lık artış kaydedildi. İki kardeş ülke Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir dönem başladı bugün. Bugün itibariyle artık iki ülke arasında seyahatler kimlik kartıyla yapılacak. Böylece sadece bu sene 1 milyon Azerbaycanlının turizm için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında seyahatte pasaporttan kimlikle giriş dönemine geçiliyor. Bu hamlenin Türk turizmine 1 milyon Azeri Türk'ünü kazandırması bekleniyor. İki ülkenin 10 Aralık 2020'de Bakü'de imzaladığı kimlikle seyahat protokolü yürürlüğe giriyor. Protokol kapsamında her iki ülkenin vatandaşı da pasaport olmaksızın kimlik kartıyla seyahat edebilecek. Protokolün turizmdeki etkisi ise hemen hissedildi. Söz konusu hamlenin sektöre anında moral verdiğine işaret eden turizmciler, bu yıl ziyaretçi rakamlarının 2019'u da geçebileceğini söylüyor. Buna göre 2019'da 901 binin üzerinde Azeri turisti çeken Türkiye'nin 2020'de ziyaretçi sayısı pandemi nedeniyle 237 bine kadar gerilemişken hem aşı hem de kimlikle giriş izniyle bu yıl 1 milyona yakın Azeri Türk'ünün geleceği öngörülüyor. Bu sayının 2022'de ise 1,5 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Azerbaycan vatandaşının Türkiye'de konaklama süresi de 30 günden 90 güne uzatılmıştı. Bu hamle ise sağlık turizmini olumlu yönden etkiledi. Turizmciler özellikle Azerilerin kanser tedavisi, ilik ve organ nakli gibi ağır tedaviler için Türkiye'ye gelmeye başladığını söylüyor. İki kardeş ülke arasında atılan bu adım gelecek dönemde ticarete, turizme nasıl yansıyacak? Karabağ'ın yeniden inşasında da Türkler çalışacak. Ayrıntıları konuşuyoruz şimdi. DEİK Türkiye Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat bugün bizlerle. Merhabalar Selçuk Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar, merhaba. Teşekkür ederim. Önce kimlikle seyahat hem turizm hem ticaret açısından neler getirecek bunu soracağım ama bu adımı nasıl görüyorsunuz? İki ülke arasındaki ticaret hacminin artması ve turizm hacminin artması için. Bu gerçekten çok güzel bir gelişme. Zaten uzun zamandır böyle bir gelişmenin hayata geçmesini bekliyorduk. Sizin de verdiğiniz rakamlar gibi 2019 yılında 901 bin Azerbaycanlı Türkiye'yi ziyaret etmişti. Ve bu kimlikle seyahatle birlikte bu rakam daha da artacak. Ben burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bir manat 4,5 liraya denk geliyor bugünkü kurla. Yani bu şu demek, Azerbaycanlı kardeşlerimiz Türkiye'de alım güçleri kuvvetli. O yüzden bu kimlikle seyahatle Türkiye'ye daha çok Azerbaycanlı gelecek ve daha çok harcama yapacaklar. Bu da bizim sırf turizm değil, aynı zamanda perakende sektörü gibi birçok sektörü de etkileyeceğini düşünüyorum. Bu bence çok olumlu bir gelişme. Turizm haricinde ticaret tarafında özellikle Karabağ'ın yeniden kurtuluşu sonrasında Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde zaten yakın olan sürecin daha da özellikle ticaret alanında gelişeceğini biliyoruz. Koridorun temizlenmesiyle. Ticaret alanında nasıl temaslarınız var? Siz tabii sahadasınız Azerbaycan tarafıyla. İş insanlarından nasıl geri dönüşler görüyorsunuz? Yine enerji alanı burada çok önemli. Burayla ilgili neler söylersiniz? Bizim Azerbaycan'la yaklaşık 4,5 milyarlık bir dış ticaret hacmimiz var. Bu 4,5 milyarın 2 milyar doları Azerbaycan'dan aldığımız enerjiyle alakalı. Onun dışındaki 2,5 milyarın 1,6'sı Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatı. 900 milyon doları da Türkiye'nin Azerbaycan'dan ithal ettiği plastik ve petrol türevleri. Türkiye, Azerbaycan'a her türlü çok çeşitli ürünler ihraç ediyor. Ve bu ihracat tabii her geçen gün artıyor. Karşılıklı çok büyük yatırımlar var. Fakat Karabağ konusunda ben şunu söylemek istiyorum. Karabağ zaferi tabii çok önemli bizim için. Ben tüm konuşmalarımda da bunun altını çiziyorum. Karabağ bizim için bir iş değil, bir görev orası. Oradaki
orada yapılacak yatırımlar, oradaki yapılacak projeler, onlara biz bir iş gibi değil, bir görev olarak görmeliyiz. Karabağ'ın bir an önce Azerbaycan'ın diğer bölgeleriyle aynı gelişmişlik seviyesine ulaşması için hep beraber Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte, Azerbaycanlı şirketlerle birlikte hep beraber çok çalışmamız gerekiyor. Ticaret hedefinde özellikle sizin öngörülebilir hedeflerinizde Türkiye'nin ticaret hedefine ulaşmak için Azerbaycan'la nasıl bir yol kat ediyorsunuz? DEİK'teki çalışmalarınız neler? Elbette biz 1991 yılında kurulan Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için çok yoğun çalışmalar içindedir. Karşılıklı iş forumları, ikili görüşmeler, yuvarlak masa toplantıları yapıyoruz. Hatta biz geç Şubat ayının sonunda Ankara'da iş forumu yaptık. Türkiye-Azerbaycan iş forumunu yaptık. Orada karşılıklı Karabağ'la ilgili 9 tane anlaşma, ön anlaşma imzalandı. Çok önemli anlaşmalar imzalandı. Bugün de arkasından Sayın Tarım Bakanımız Azerbaycan'ı ziyaret etti. Karabağ'da bir meyve bahçesinin ilk fidanını dikti. Türkiye'den getirdiği fidanı dikti. Bugün de bu akşam da Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Azerbaycan'a teşrif etti kendisi. Yani gerçekten çok büyük, önemli gelişmeler yaşanıyor Türkiye ve Azerbaycan arasında ve bunların da elbette ki ticarete katkısı çok büyük olacaktır. İki Cumhurbaşkanımızın koydukları hedef, 15 milyarlık hedef, yavaş yavaş oraya yaklaşıyoruz. Tabii burada Karabağ'da yapılacak yatırımlar da bu ticaret hedefine ulaşmamızda elbette ki çok büyük katkısı olacak. Turizm tarafıyla ilgili tekrar sormak gerekirse bu atılan adım gelecek dönem, yani bu sene koronavirüs şartlarında 1 milyon turist bekleniyor. Gelecek dönem için hem bunu aslında sadece oradan buraya gelen turistler için değil, bizim için de aslında Türkiye tarafı için de önemli bir adım. Ne bekleniyor iki ülke arasındaki turizm hedefinde? Elbette Azerbaycan'da bugün Azerbaycan'da en çok konuşulan konu bu kimlikle seyahat konusu ve Azerbaycan'da Türkiye'den çok büyük miktarda turist beklentisi var. Ve ben güzel Bakü şehrini bütün Türkiye'deki dostlarıma, Türkiye'deki kardeşlerime, herkese tavsiye ediyorum. Buraya gelip görmelerini istiyorum. Burası sonuçta bir Türk yurdu, Türk vatanı. Bakü çok güzel bir yer, Hazar çok güzel bir yer. Ben her zaman söylüyorum, biz çok şanslı bir milletiz. Türkiye'de Boğaz'da lüfer balığı yiyoruz, Azerbaycan'a geliyoruz, Hazar'da asitrin balığı yiyoruz, burada lüle kebap yiyoruz, Türkiye'ye gidiyoruz, Adana kebap yiyoruz. Yani bu çok şanslı bir milletiz o bakımdan. O yüzden herkesi Azerbaycan'a gelip ziyaret etmeye davet ediyorum. Bu rakam konusunda da bence 1,5 milyon dediniz siz biraz evvel. Ben bunda daha olumlu düşünüyorum. Belki de 2 milyon olacak. Hı hı. Çünkü burada alım 1 manat 4,5 lira. Bu çok önemli bir gösterge. O yüzden Azerbaycan tarafının Türkiye'yi daha çok ziyaret edeceğini, daha çok en azından bu ekonomik şartlarda o taraftan bize daha çok ziyaretçi geleceğini düşünüyorum. Son olarak Karabağ'daki çalışmaları da sorayım. Orada yakın zamanda Türk iş insanlarının yatırımlarını görecek miyiz? Nasıl bir süreç işliyor? Şu anda uzun yıllardır Azerbaycan'da çalışan taahhüt şirketlerimiz hiçbir beklenti gözetmeden Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla orada çalışmaya başladılar. Ve şu anda tabii şunu lütfen dikkatinizden kaçırmayın. Orada şu anda mayınlar var. Çok ciddi bir şekilde Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ bölgesine mayınlar döşemiş. Doğru. Ve bu mayınlar temizlemeden oraya gidip büyük yatırımların başlaması mümkün değil. Şu anda yapılan yatırımlar oraya ulaşmak için askeri ve lojistik amaçla yapılan ön yatırımlar. Ama bu arada tabii Azerbaycan planlarını yapıyor, yatırım planlarını, yatırım programlarını hazırlıyor. Ama bu mayın problemi çözülmeden, orası güvenli bir hale getirilmeden orada büyük yatırımların başlaması mümkün değil. Önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Çok teşekkür ediyorum Selçuk Bey. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için iyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi akşamlar. Azerbaycan'la Türkiye arasında kimlikle seyahat başladı. Hem turizm hem de ticari ilişkiler açısından ayrıntıları konuştuk. Devam edeceğiz yine. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü kabul etti. Aliyev, Karabağ Zaferi'nde kritik rol oynayan SİHA'ların mimari Bayraktar'a teşekkür etti ve Karabağ nişanını taktı.
Türk sihalarının dünya gündeminden düşmediği bu günlerde Bayraktar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Azerbaycan'a gitti. Bayraktar önce ülkenin merhum lideri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti. Ardından da Azerbaycan ve Türk şehitliklerine gitti. Daha sonra da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Aliyev, Selçuk Bayraktar'a Karabağ nişanını takdim etti. Görüşmenin ardından Bayraktar Savunma Teknik Müdürü Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ nişanına layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk. Tek millet iki devletin ortak geleceği için çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Türk sihaları Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde kritik bir rol oynamıştı. Son olarak Foreign Policy dergisinde yer alan bir makalede Türk sihaların gelişmiş ülkeleri işlevsiz kalan savaş taktiklerini değiştirmeye zorladığı aktarılmıştı. Bu durumun ABD'nin askeri uzmanlarını yeni arayışlara ittiğini işaret edilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün yatırımcılarla bir araya geldi. TL'nin istikrarını korumak zorundayız ve TL'yi değerlendirmeliyiz dedi. Bununla birlikte sıkı para politikası mesajı da paylaştı Kavcıoğlu. Merkez Bankası Başkanı göreve başladıktan sonra ilk kez yatırımcılarla bir araya geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomist ve yatırımcılarla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Apara'nın edindiği bilgiye göre Kavcıoğlu, para politikasındaki sıkı duruşun devam edeceği mesajını yineledi. Kavcıoğlu'nun toplantıda, içinde bulunduğumuz dönemde yüksek seviyelerde seyreden enflasyon ve enflasyon beklentileri sıkı bir para politikası duruşu gerektirmekte açıklamasını yaptı. Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın enflasyonu %5'e indirme hedefine sıkı sıkıya bağlı oldukları açıklamasını yaptı. Enflasyonla mücadele kararlılığımızda Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağız diyen Kavcıoğlu, enflasyon odaklı para politikamız küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak dedi. Kavcıoğlu yatırımcılara enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz mesajını verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dijital para Ar-Ge projesi başlatarak pilot uygulama için hazırlıklara başladı. Böylece dijital paranın gerçek hayatta kullanılabilirliğine ilişkin değişik senaryolar test edilecek. Merkez Bankası dijital para için çalışmaları hızlandırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2020 yıllık raporunda finansal inovasyon alanında yapılan çalışmalar paylaşıldı. Dijital para Ar-Ge projesi kapsamında pilot uygulama için hazırlıklara başlandı. Pilot uygulamayla dijital paranın gerçek hayatta kullanılabilirliğine ilişkin senaryolar test edilerek dijital paranın tasarımına ilişkin daha kapsamlı bulgular elde edilecek. Projenin amacı bir konsept olarak dijital paranın Merkez Bankası tarafından ihraç edilebilirliğini farklı senaryolar altında incelemek, test etmek ve araştırma geliştirme faaliyetlerini hayata geçirmek olarak sıralandı. Ar-Ge projesi sonucunda dijital paranın sahip olabileceği farklı özelliklerin tespiti, ortaya çıkabilecek etkilerin analizi, teknolojik gereksinimlerin tespiti ve mevcut teknolojilerin bu gereksinimleri ne kadar karşılayabildiğinin anlaşılması mümkün olabilecek. Merkez Bankası ayrıca küresel boyuttaki yeniliklerin yararlanmak üzere makine öğrenmesi okulu tasarlandı ve okul kapsamında kurum içi katılımcılara yönelik eğitimlere başlandı. Merkez Bankası'nda geçen yıl dijital para, blok zincir, makine öğrenme, yapay zeka gibi alanlarda araştırma faaliyetleri yürütmek üzere İnovasyon Genel Müdürlüğü kurulmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto para borsalarından kullanıcı bilgilerinin istendiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı bugün. Bakanlık, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep ettiklerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto varlık alım satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden bilgi talep etti.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada birçok ülkede mali istihbarat birimlerinin suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadele ettiğine vurgu yapıldı. Türkiye'de de bu faaliyetin bakanlık bünyesindeki Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca yürütüldüğü hatırlatıldı. MASAK'ın mali ve finansal birçok alanda çalışma yürüttüğünü belirten bakanlık, kripto varlıkların suç gelirlerini aklanmasında kullanıldığına dikkat çekti. Son yıllarda gündemde yer alan kripto varlıklar, özellikleri itibariyle kullanıcılarına bazı kolaylıklar sağlıyor olsa da, özellikle anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde de yoğun olarak kullanılabilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto borsalardan da bu kapsamda bilgi istendiğini açıkladı. MASAK'ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve söz konusu suçlarla mücadele kapsamında kripto varlık alım satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir. Yapılan çalışmada MASAK'ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır. Salgın döneminde devreye alınan Türk lirası mevduata stopaj indiriminde süre uzatıldı. 10 puanı bulan stopaj indirimi 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Türk lirası mevduatları cazip kılmak için devreye alınan stopaj indirimlerinde süre 2 ay uzatıldı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 10 puana varan indirimler 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu tarihe kadar stopaj oranları vadesi 6 aya kadar olan hesaplarda %15 yerine %5, 1 yıla kadar olanlarda %12 yerine %3, 1 yıldan uzun olanlarda ise %10 yerine %0 olarak uygulanacak. Böylece 2 ay daha Türk lirası mevduata yatırım yapanlar daha fazla faiz geliri elde etmiş olacak. 30 Eylül 2020'de stopaj oranlarında 3 ay süreyle indirime gidilmiş, uygulama 31 Aralık 2020'den itibaren 3 ay daha uzatılmıştı. Geride bıraktığımız hafta vatandaş tarihin en yüksek döviz satışlarından birini gerçekleştirdi. Yerli yatırımcı 8.9 milyar dolar döviz bozdurdu. Vatandaş geçen hafta rekor seviyelerde döviz satışı gerçekleştirdi. Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi sonrasında piyasalarda dalgalanma yaşandığı geçen hafta yerli yatırımcı 8.9 milyar dolarlık döviz mevduatı satışı yaptı. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Mart itibarıyla 8.9 milyar dolar azalarak 223 milyar 667 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası'nın parite etkisinden arındırılmış verisine göre döviz mevduatında 26 Mart haftasında 8.1 milyar dolar satış oldu. Merkez Bankası verilerine göre gerçek kişilerin toplam döviz mevduatı 7.2 milyar dolar azalarak 140 milyar 195 milyon dolara indi. Tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 1.7 milyar dolar azalışta 83 milyar 472 milyon dolara düştü. Gerçek kişilerin parite etkisi arındırılmış olarak döviz mevduatı 6.7 milyar dolar, tüzel kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak toplam döviz mevduatı da 1.4 milyar dolar geriledi. Dijitalleşme artık biraz daha salgının etkisiyle daha da hızlandı Türkiye'de. Bir takım çalışmalar yapılıyordu artık şubeye gitmeden hesap açma ile ilgili. BDDK birkaç aydır bununla ilgili çalışmalar yürütüyor. Önemli test aşamaları bitti. Artık 1 Mayıs'tan itibaren eğer yeni bir bankada yeni bir hesap açtırmak istiyorsanız şubeye gitmenize gerek kalmayacak. Kimlik tespitleri uzaktan yapılacak. Türk bankacılık sektörü dijital bankacılık dönemi için gün sayıyor. BDDK'nın uzaktan kimlik tespitine yönelik yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Böylece 1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de bankacılık işlemleri banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Uzaktan kimlik doğrulamasıyla ıslak imzaya gerek kalmadan hem müşteri olunabilecek hem de mevcut müşteriler bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bankalar görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek, mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurabilecek. Böylece bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Kimlik tespiti sürecinde kişinin yüzüyle kimlik belgesinden yakın alan iletişimi kullanılarak alınan fotoğrafın biyometrik karşılaştırması yapılacak. Bankalar uzaktan kimlik tespiti yaptığı kişileri farklı bir risk profilinde izleyecek.
Görüşmelerin hepsi kayıt altına alınıp saklanacak. Bankalar sıkı güvenlik tedbirlerini uygulamakta sorumlu olacak. Müşteri temsilcileri bu konuda özel eğitimler alacak. Yapılan görüntülü görüşme uçtan uca güvenli iletişimle gerçekleştirilecek. Yönetmelikte şubesiz dijital bankacılık faaliyetinin de önü açılırken, mevcut bankaların yanında dünyada neobank olarak da adlandırılan yeni bankaların lisanslaması da ilerleyen dönemde mümkün olabilecek. Ziraat Katılım Bankası enflasyona endeksli ilk kira sertifikası ihracını tamamladığını açıkladı. İhraçta getiri oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği yıllık TÜFE oranı üzerine 2 puan eklenerek hesaplanacak. Ziraat Katılım enflasyona endeksli ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. İhraç tutarı 250 milyon lira ve vadesi 6 ay olurken 3 ayda bir olmak üzere 2 adet kupon ödemesi yapılacak. Başarılı bir şekilde tamamlanan ihraçta getiri oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yıllık tüketici fiyatları endeksi oranı üzerine 2 puan eklenerek hesaplanacak. Ziraat Katılım Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, gelen talepten memnun olduklarını belirtti. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçlarıyla temin edilen fonlama tutarı 28 milyar lira oldu dedi. 2020 yılı içinde 23 farklı kira sertifikası ihracı gerçekleştiren Ziraat Katılım toplamda 12,5 milyar lira fonlama temin etti. Kurum 2021 yılı başından bugüne kadarsa 7 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla 2,7 milyar lira fonlama elde etti. Ve kısa çalışma ödeneği dün itibariyle artık bitti. İşverenler ya normal mesaiye döndüler ya da çalışanları ücretsiz izne çıkaracaklar. Normal mesaiye dönenlere işçi başına ayda 1341 liraya kadar bir normalleşme desteği sağlanacak. Pandemi döneminde istihdamı korumak ve işverenleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği sona erdi. Bugüne kadar 3,7 milyondan fazla çalışana 30 milyar liraya yakın ödeme yapılan uygulama 31 Mart itibariyle bitti. 1 Nisan itibariyle kısa çalışmadan yararlanan işyerleri ya normal mesaiye dönecek ya da 17 Mayıs'a kadar çalışanları ücretsiz izne çıkartacak. İşçilerini kısa çalışmadan normal çalışmaya geçiren işverene işçi başına ayda 1341 liraya kadar normalleşme desteği sağlanacak. Destek süresince asgari ücretli bir işçi için ödenmesi gereken tüm primler işsizlik fonundan karşılanacak. Bu destek yasa değişikliği yapılmadığı takdirde 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Normal çalışmaya dönmeyen işveren çalışanı ücretsiz izne çıkartırsa bu defa işçilere aylık 1420 lira nakdi ücret desteği ödenecek. Borsada yılın 3. halka arz töreni natural gaz için düzenlendi bugün. Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, bu sene çok sayıda şirketin halka arz yapacağını söyledi. Borsa İstanbul'da gong bu kez natural gaz için çaldı. Türkiye taşımalı doğalgaz pazarının önde gelen şirketlerinden natural gaz hisseleri borsada işlem görmeye başladı. Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, natürel gazın bu sene borsada işleme açılan 3. şirket olduğunu söyledi. Bu sene inşallah çok sayıda şirketin halka arzını gerçekleştireceğiz. Bu sene devam eden bu canlılığı daha ileriki yıllara taşıyabilmek için bir yol daha açtık. Bu yolun adı nitelikli yatırımcı işlem pazarı. Natürel Gaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, elde edilen gelirin borç ve yatırımlarda kullanılacağını belirtti. Şirketlerin biraz profesyonel yönetime devri gibi bir algılamak lazım. Önümüzdeki aylarda veya bir yıl içinde, bir buçuk yıl içinde başka halka arzlarımız da olacak. Şirket bu yıl tesis sayısını artırmayı, önümüzdeki 2 yıl içinde ise yeni istasyon yatırımları planlıyor. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârda %20 artış hedefliyor. Natürel Gaz'ın çatı şirketi Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman ise sırada yeni halka arzlar olduğunu açıkladı. Çok ciddi bir talep geldi. %50'sini Türkiye'deki kapasiteyi artırmak için, %20'sini yurt dışında operasyonları, yurt dışı projemiz için harcayacağız. %20'sini borç ödemek için, %10'unu da işletme sermayesini güçlendirmek için kullanacağız.
Ve Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın açıklaması planlanan altyapı paketi dün akşam Türkiye saatiyle saat 12 sularında açıklandı. Yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir paket bekleniyordu ama bu paket ne kadarlık açıklandı? Cumhuriyetçiler tarafından, demokratlar tarafından nasıl bir tepki var? Ayrıntıları alacağız. Şimdi Washington'a gideceğiz. Ali Çınar bekliyor bizi. Ali Çınar, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Önce ne açıkladı? 2 trilyon dolarlık bu paketin ayrıntılarında neler var? Nasıl mesajlar verdi Biden? Evet, Başkan Biden istihdam paketi olarak adlandırdığı, yani altyapı ve istihdam paketinin 2.3 trilyon dolarlık olduğunu belirtti. Burada açıkçası yol, köprü, elektrik, su gibi altyapıya önem verecek projelerden bahsetti. Örneğin 620 milyar dolarını ulaştırmaya harcayacağı açıklandı. Aynı şekilde iklim değişikliğine önem veren Joe Biden 174 milyar doları ise elektrikli arabalara yönelik yatırım yapılacağını açıkladı. Baktığımız zaman bu 2.3 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketinin detaylarını da bugün yapacağı kabine toplantısında da anlatacağı belirtiliyor açıkçası Joe Biden tarafından. Ama genel olarak Amerikan piyasalarında çok olumlu karşılandığını söyleyebiliriz. Tabii bunun kongreden geçmesi ve cumhuriyetçilerle müzakereleri uzun süreceği için yakın zamanda geçmesi ve uygulanması zor gibi görünüyor. Tahminimizce kongreden aldığımız kaynaklara göre Temmuz öncesinde bu paketin onaylanması ve geçmesinin çok zor olduğu söyleniyor. Peki karşı taraftan yanıtlar nasıl? Cumhuriyetçiler ne diyor pakete? Cumhuriyetçiler temkinli davranıyorlar. Açıkçası burada 2.3 trilyonluk paketin gelirinin, yani nereden bu yatırımların karşılayacağı ile ilgili Joe Biden'ın planı kurumsal vergiyi artırmak. %21 olan kurumsal verginin %28'e çıkarılması hedefleniyor. Yani burada zenginler, yani varlıklı insanlardan vergilerin arttırılması hedefleniyor. Buna da cumhuriyetçiler çok yanaşmıyorlar. O nedenle Biden'ın açıkladığı bu pakete temkinli yaklaşıldığını söyleyebilirim. O nedenle kongrede çok ciddi şekilde demokratlarla cumhuriyetçiler arasında münazarelerin olacağı, bazı pazarlıkların olabileceği de konuşuluyor. Şimdi aslında kabine tarafı da önemli. Biden hükümeti bugün toplanacaklar, görüşecekler. Burada hem masadaki konuları soracağım Ali Çınar, hem de Türk tarafıyla da örneğin bugün mesela Savunma Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Yine Ticaret Bakanı ile dün bir görüşme vardı. Dünyaya da bakıyoruz aslında. Kabineden daha yeni yeni aktif açılımlar görüyoruz. Ne var gündemde? Evet, Joe Biden'ın tabii kabinesini toplaması ilk olacak. Hı hı. Hatırlanacağı üzere 2 aydan beri de bakanların senatoda onaylanması gerekiyordu ve uzun sürdü. Ve bugün tüm kabinesiyle bir toplantı yapacak. Ağırlıklı olarak iç politika var. Yani COVID-19'lu mücadele, sağlık, eğitim, göçmenlik sorunları olmak üzere ağırlıklı olarak bu konular konuşulacak. Ama tabii ekonomi en önemlisi. Bilhassa COVID-19'dan dolayı da Amerikan ekonomisi ciddi zarar gördü ve toparlanması için de konuştuğumuz gibi zaman zaman bu tarzda paketler, ekonomik teşvik paketleri gündeme geliyordu. Ama Biden'ın bugün hem kabinesiyle kamuoyuna bir mesaj vereceği, hem de yapacağı bundan sonraki adımları, bilhassa ekonomik anlamda atacağı adımları göreceğiz. Bilhassa dün Pittsburgh'ta açıkladığı altyapı paketinin de daha detaylarını bugün toplantıda konuşması ve neticelendirilmesi bekleniyor. Tüm gözler yaklaşık bir saat sonra olacak bu toplantıya çevrilmiş durumda. Şimdi Ali Çınar, ben sizi bulmuşken son olarak bu virüs sürecini de sormak istiyorum. Tabii 2 ay geride kaldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Donald Trump dönemini de çok iyi biliyorsunuz. O dönemde de çok sık konuşmuştuk sizinle. Tam virüs hakkındaki politikalara baktığımızda tam tersi bir yol izleyeceğini söylemişti Joe Biden. Şimdi biz Amerika'dan çok hızlı aşılama haberleri alıyoruz. Yasaklar geldi mi? Artık maske takmak zorunlu denmişti. Bunu nasıl karşılıyor halk? Amerikalıların tepkisi nasıl sokakta? Hem aşılama tarafını nasıl görüyorlar? Hem bu kısıtlamaya nasıl bakıyorlar? Şimdi Biden yönetimi hakikaten aşı dağıtımı konusunda çok hızlı
ve başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. 20 Ocak'tan beri şu zamana kadar 133 milyon doz aşı Amerikalılara verildi. Hı hı. Yani çok ciddi şekilde 2 milyonun üzerinde günlük aşılanma devam ediyor. O nedenle Biden'ın anketlere baktığımızda %70'in üzerinde bu konuda halkın desteğini almış durumda. Ve bilim insanlarıyla yakın Biden yönetiminin çalıştığını görüyoruz. Tamamen Trump'tan farklı bir politika var. Ancak cumhuriyetçi eyaletlerde maske zorunluluğunun kaldırıldığını, yani normalleşme sürecinin hızlı şekilde cumhuriyetçi eyaletlerde gittiğini görüyoruz. Bu anlamda da Başkan Biden'ın bir tepkisi var. Kararınızı geri alın. Hala bu tehdit geçmedi diye. Zira şu anda bilim insanları, ki Anthony Fauci'nin de son yaptığı açıklamada 50 ile 60 bin civarında günlük ortalama vaka sayısı hala var. Yani bu tehdit geçmedi. Mutasyon sıkıntıları devam ediyor. Her ne kadar aşılama hızlı gitse de Biden yönetimi temkinli ve başarılı iş çıkarıyor. Ama bazı eyaletlerde de hızlı bir şekilde normalleşmenin çok sıkıntılı bir süreç içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu da tabii vaka sayılarına ve ölüm oranlarına lanse etmiş durumda. Çok teşekkür ederim Sayın Ali Çınar, yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Yayınlar. Teşekkürler. Washington'dan dış politika analisti Ali Çınar'ı ağırladık. Bugün ana haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemini ve oradaki son durumu konuştuk. Janet Yellen'ın açıklamalarıyla devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Yellen, Amerikan finans sistemine bir salgın uyarısı yaptı. Amerikan finans sistemine yönelik riskleri ele almak için ülkedeki mali regülatörlerle bir araya geldi Hazine Bakanı. Piyasa işleyişini desteklemek için hala aşırı politika müdahalelerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Şu anda derin bir çukurdan çıkıyoruz, ancak çukurun kolaylıkla daha da derinleşebileceğine dikkat etmeliyiz. Bu önemli uyarı Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen'dan Amerikan finans sistemine geldi. Yellen, finansal sistemdeki kırgınlıkları tek tek gözler önüne serdi. Ülkedeki mali regülatörlerle bir araya gelen Yellen, göreve gelmesinin ardından ilk Finansal İstikrar Gözetim Konseyi toplantısını yönetti. Uyarılarını da toplantının açılışında yaptığı konuşmada yaptı. Koronavirüs salgını ekonomide ve finansal sistemde önemli bir baskıya neden oldu. Kırılganlıkları gidermek için daha fazlasını yapmalıyız dedi. 2008'deki finansal krizin ardından artan sermaye ve likidite gereksinimlerinin bankaların salgının neden olduğu krizi atlatmasına yardımcı olduğunu söyleyen Yellen, piyasa işleyişini desteklemek için hala aşırı politika müdahalelerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Salgının stresi artırmaya işaret ettiği uyarısında bulunan Yellen, hedge fonların oluşturduğu riskleri inceleyen hedge fon çalışma grubunun yeniden toplanacağını ilan etti. Kırılganlıkların giderilmesi gereken bir diğer alanınsa tahvil piyasası olduğuna dikkat çekti. Güçlü bir ABD ekonomisi için derin ve likit bir tahvil piyasasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yellen, iklim değişikliği gibi yeni risklerin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti. İklim değişikliğinin çevre için varoluşsal bir tehdit olduğunu ve ülkenin finansal istikrarı için çok büyük bir risk oluşturduğunu kaydetti. Ve Avrupa ne yazık ki 3. dalgayla karşı karşıya. Fransa örneğin, Fransa'da hangi kısıtlamayı alsalar ne yazık ki etki etmedi ve ülke bir aylık tam kapanmaya gitme kararı aldı. İtalya'da da vakalar artınca, önlemler de etki etmeyince İtalya'da yeni kısıtlamalar getiriyor. Bir de sadece Avrupa değil, Brezilya, salgının en başından beri çok kötü yönetildiğine dair eleştiriler alan Brezilya'da da hala ölüm oranları ve vakalar artmaya devam ediyor. Fransa'da alınan önlemlerde çare olmadı. Salgın hızını artırarak yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Günlük vaka sayısı 59 binin üzerine çıkan Fransa'da bir yıllık aranın ardından yeniden sokağa çıkma kısıtlamasına gidiyor. Fransa'da virüsün İngiltere kaynaklı varyantına bağlı vakaların artmasıyla birlikte salgının durumu giderek kötüleşti. Hastanelerdeki kapasitelerin de aşılmasının ardından ülke genelinde 19.06 arası sokağa çıkmak yasaklandı. Sokağa çıkma kısıtlaması 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacak. 5 Nisan'dan sonra şehirler arası seyahat yasaklanacak. Ülke genelinde temel ihtiyaç ürünleri satan mağazalar dışındaki tüm dükkanlar kapatılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenecek sektörlere sağlanacak desteğin ülkeye aylık 11 milyar euro ek maliyet getireceği açıklandı.
İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki hükümet salgına yönelik sıkı tedbirlerin geçerlilik süresini 30 Nisan'a kadar uzattı. Ülke genelinde 22 ila 05 arasında iş, sağlık ve acil gereksinimler dışındaki gece dışarı çıkma kısıtlaması devam edecek. Bölgeler arası seyahat acil durumlar haricinde yapılamayacak. Hastane, eczane, klinik, özel muayenehane, bakım evi gibi yerlerde görev yapan sağlık çalışanlarının aşı yaptırması zorunlu hale getirildi. Aşı olmayı reddeden sağlık çalışanları ise salgının gidişatına göre geçici olarak görevden uzaklaştırılacak. Yeni bir koronavirüs türüne rastlanan Brezilya'da ise salgın rekor sayılabilecek bir hızla yayılmaya devam ediyor. Günlük can kayıpları 3869 oldu. Vaka sayısı ise 90.638'e çıktı. Şimdi bir başka büyük problem aslında. Belki ilerleyen zamanlarda daha çok konuşacağız. Aşı pasaportu. Avrupa'nın uygulamaya soktuğu bu aşı pasaportuna ilişkin çok önemli bir açıklama geldi. Sadece artık Avrupa İlaç Ajansı'nın onayladığı aşılar aşı pasaportuna dahil olacak. Bu ne anlama geliyor? Neler yaşanacak? Fatih Özyar bekliyor bizi. Son notları anlatacak notlarıyla karşımızda. Merve Tepe, bu konu aslında haftalardır büyük bir tartışma konusu. Hatırlarsanız Yunanistan özellikle aşı pasaportunu gündeme getirmişti. Özellikle aslında sadece Yunanistan değil, turizmden büyük ekonomi konusunda turizmden büyük geliri olan ülkeler bu teklifi getirmişti ki geçtiğimiz 25-26 Mart'ta gerçekleşen video konferans yöntemiyle liderler zirvesinde de en önemli konulardan bir tanesi işte COVID-19'dan mücadele konusu ve aşılama konusuydu. Aşılama konusuna bakıldığında bir anlamda önümüzdeki süreç içerisinde birçok tartışmalar da var. Onu da belirtmek istiyorum tabii Merve. Bu en büyük tartışmalardan bir tanesi Avrupa Birliği üye ülkelerinin içerisindeki aşı dozlarının adil dağıtılmaması. Sabahın erken saatlerinde bu konuda bir açıklama Avusturya Başbakanı'ndan gelmişti. Stefan Kruz yapmış olduğu açıklamada önümüzdeki süreç içerisinde, yani önümüzdeki hafta Rusya'nın Sputnik aşısından 1 milyon adet ısmarlayacağını açıkladı ki bu önemliydi. İşte tam bu noktada peki hayata geçirilecek olan birkaç ülkede geçmiş olan aşı pasaportunun sonrasında ne olacak? İşte sizin de söylemiş olduğunuz gibi Avrupa İlaç Ajansı'nın tanımadığı ilaçlar bu pasaportta yer almayacak. Peki o zaman ne olacak? İşte bir anlamda aşı pasaportuyla dolaşma serbestliğinin daha kolay olduğu ülkelere giriş çıkışlarınızda daha çok zorlaşacak. Tabii şu anda tartışma konusu olan diğer bir konu aşı pasaportunun içerisinde şayet aşı olmadığınız yer alıyorsa peki başka alternatifler olmayacak mı? Evet, iki alternatif var. Birinci alternatif, ikinci alternatif son 6 ay içerisinde COVID-19 tedavisi olup olmadığınızın belirtilmesi gerekiyor. Bir şık bu. Üçüncü bir şık da bir anlamda belli bir saat çerçevesi içerisinde COVID-19 PCR testi yaptırıp yaptırmadığınızın sonuçları da belli olacak. Bu dijital olarak bir anlamda QR koduyla da okunabilecek olan bu aşı pasaportu aslında giriş yapacağınız ülkenin sınır güvenlik görevlileri tarafından da pasaportunuzu okuturken bilgisayarına da önüne düşmesi gerekecek aynı anda. Bu şu anda da çok büyük tartışma konusu. Tabii Mehmet Bey, şunu da belirtmek istiyorum. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin içerisinde ülkeleri karşılaştırdığımızda yüzdelik olarak aşılama konusunda Türkiye bu konuda çok başarılı ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde bir hayli geride baktı ki Türkiye'nin şu anda aşılama oranı %18.14. Almanya'ya, Portekiz'e, İtalya'ya baktığımızda %16'larda kalıyor. Bulunduğumuz ülke Hollanda, 17 milyonluk nüfusu var ve %13 bir aşılaması var ki yapılan açıklamada Haziran veya Temmuz ayının sonunda bu Avrupa Birliği ülkelerinde aşılamanın tüm nüfusun hepsinin aşılanması bekleniyor. Ama görünen o ki önümüzdeki süre içerisinde bu aşılama çok zor olacak. Şu anda en büyük tartışmalardan bir tanesi acaba bu önümüzdeki süreç içerisinde şu anda Rusya aşısı Sputnik'i bir çözüm olarak gören Avrupa Birliği ülkelerinden bazıları önümüzdeki süre içerisinde Çin aşısını da dahil eder mi bu listeye? İşte bu konular çok tartışılıyor. Biz de bekleyip göreceğiz diyelim. Başkan Tamsızlardan'dan sözü şimdi size bırakalım Merve Tepe. Tabii. Haksın.
Fatih Özer, çok teşekkürler. Evet, önemli bir tartışma konusu bu tabii ki. Çin aşısı da dahil olacak mı? Avrupa Rusya aşısını kullanacak mı? Şimdi Rusya'ya gideceğiz. 100 milyon doz Sputnik aşısı için Çin'le üretim işbirliği anlaşması imzalandı. Son notları alacağız. Akşin Kişiye bekliyor bizi Moskova'dan karşımızda. Teşekkürler Merve, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Rusya doğrudan yatırım fonu yetkilileri Toprich Pharma ilaç şirketiyle Çin'de senede 100 milyon dozu aşkın Sputnik V aşısı üretimi konusunda anlaştıklarını açıkladı. Aşının 2 doz şeklinde uygulandığı düşünülürse söz konusu üretimin 50 milyonu aşkın kişinin koronavirüse karşı aşı olmasını sağlayacağı kaydedildi. Ayrıca anlaşma uyarınca Toprich Pharma şirketi ürettiği Sputnik V aşılarının Çin, Hong Kong ve Tayvan'da dağıtım hakkına da sahip olacak. Rusya daha önce de iki Çinli şirketle bu ülkede 60 milyon doz Sputnik V aşısı üretimine ilişkin anlaşma imzalamıştı. Ayrıca Rusya doğrudan yatırımlar fonu Sputnik V aşısının üretimi için Hindistan, Belarus, Sırbistan, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya ile de şimdiye kadar anlaşmalar yapmış durumda. Sputnik V aşısı Rusya'da ise 10 farklı tesiste üretiliyor. Dünyanın ilk koronavirüs aşısı sayılan Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Enstitüsü şu ana kadar 10 milyon doz aşının Rusya'da piyasaya sunulduğunu duyurdu. Antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı sayılan Sputnik V'nin etkinliğinin %90'ın üstünde olduğu kanıtlanmış durumda. Bu arada Rusya'nın 3. koronavirüs aşısı Covicac'ın da önümüzdeki günlerde Nisan ayının başında üretimine başlanacağını belirterek sözü başkent Moskova'dan İstanbul'a bırakıyorum. Teşekkürler. Rusya'dan son notları aldık. Çok önemli konular tabii ki. Aşı tam Avrupa'da üretildi. Herhalde ilk bu iş Avrupa'da biter derken Avrupa şimdi Rus aşısını mı alsak, Çin aşısını mı alsak diye tartışıyor. Daha çok değişik tartışmalar göreceğiz önümüzdeki süreçte. Şimdi ilginç bir haber. Aşı turizmi başlıyor şimdi de. Dünyanın dört bir yanından tur operatörleri Moskova'da bir yerle anlaştılar. Bundan sonra aşı turizmi için aşı olmak isteyenleri Moskova'ya götürecekler. Ardından da Moskova gezisi yapacaklar. Turizm şirketleri dünyanın dört bir yanında başlayan aşılama programlarını fırsat bildi. Sıra beklemek istemeyenler için aşı turizmi devreye girdi. Turistler artık aşı yaptırmak için Rusya'ya gidiyor. Moskova'daki aşı klinikleriyle anlaşan tur şirketleri, iki doz Sputnik 5 aşısının yapılabilmesi için iki ayrı giriş dönüş bileti satın alıyor. Vize, konaklama gibi tüm ihtiyaçlar tur şirketleri tarafından ayarlanıyor. Turistler her iki gidişte Moskova'da iki gün boyunca kalıyor. Aşılarsa Rusya'ya gidilen ilk günde vuruluyor. Böylelikle aşı vurulan kişinin 24 saat süreyle Rusya'da kalması ve olası yan etki durumlarında müdahale edilmesi planlanıyor. Aşı olmak için turlarla anlaşanlara bir de Rusça bilen asistan tahsis ediliyor. Aşı vurulduktan sonra ise Rusya'da kısa süreli gezi gerçekleştiriliyor. Tüm bu hizmetleri almak isteyenler 1000 ile 2000 euro arasında bir harcama yapması gerekiyor. Üstelik tüm aşılar tamamlandığında kişiye aşı karnesi de veriliyor. Benzer aşı turları Türkiye'den de gerçekleştiriliyor. Aşı turizminin yasal olduğunu savunan tur şirketleri, sağlık sigortası dahil tüm prosedürleri yerine getirdiklerini belirtiyor. Turizm acentaları, dünyanın dört bir yanından özellikle şirket yöneticilerinin bu turlara katılmak istediğini aktarıyor. Kimse kimseyi böyle engellememiştir. Facebook'tan Trump'a bir ambargo geldi ki ama ne ambargo. Zaten Trump bir şey paylaşamıyor, yasak. Tüm hesapları askıya alındı ama Donald Trump'ın gelini Lara Trump, Trump'la ilgili bir video paylaştı. Facebook onu da engelledi ve artık Facebook'a Trump'ın sesinin olduğu her şey yüklemek yasaklandı. Donald Trump'ın gelini Lara Trump, eski Amerikan başkanının röportajını paylaştı. Sosyal medya platformu Facebook'tan o paylaşıma engel geldi. You do have hope.
Amerikalı Fox News kanalının haberine göre paylaşımın ardından Facebook, Lara Trump'a bir e-posta gönderdi. O postada Donald Trump'ın sesinin yer aldığı herhangi bir içeriğin şirket kararı gereği silineceği bildirildi. Haberde ayrıca Trump'ın sesinin yer aldığı paylaşımları yapan hesaplamalara da kısıtlama getirileceği öne sürüldü. Trump cephesindense henüz karara yönelik bir açıklama yapılmadı. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın birçok sosyal medya hesabı 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre binası baskını sonrasında askıya alınmış, Facebook ve Instagram hesapların süresiz olarak engellendiğini duyurmuştu. Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt evlilikleri kadar sancılı boşanma süreçleriyle de konuşuluyorlar. Uzayan bu davanın Hollywood tarihinin en pahalı boşanma davası olabileceği konuşuluyor. Rüya gibi başlayan evlilik Hollywood'un en pahalı boşanma davasıyla son buluyor. Evlilikleri kadar olaylı geçen boşanma süreçleriyle de gündemden düşmeyen Angelina Jolie, Brad Pitt çifti yeni bir rekora imza atıyor. Avukat Kelly Rickert, uzayan davanın şimdiye kadar her iki tarafa da en az 1 milyon dolara mal olduğunu söyledi. Brad Pitt'in 5 çocuklarının velayetini paylaşmak istediğini ancak Angelina Jolie'nin buna yanaşmadığını aktardı. Avukat Rickert, ikili arasındaki velayet savaşının davanın maliyetini arttırmaya devam ettiğini belirtti. Üstelik davanın 12 yaşında olan ikiz çocuklarının reşit olana kadar sürebileceği tahmin ediliyor. Jolie ve Pitt'in avukatlarının saatlik ücreti 1000 ila 1500 dolar arasında. İkilinin özel yargıca yarım milyon dolar, uzman tanıklara ise yaklaşık 100 bin dolar ödediği öğrenildi. Pitt ve Jolie, başrollerini üstlendikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanışıp evlenmişti. 2014'te evlenen çift, 2019 yılında ayrılık kararı almıştı. Sancılı geçen boşanma sürecinde son olarak Angelina Jolie, Brad Pitt'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Çiftin 3'ü biyolojik olmak üzere toplam 6 çocuğu var. 1 Nisan Perşembe gününün gündemini anlattık. Ana haberi burada noktalıyoruz. Yarın akşam yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.